Burada gördüğümüz, yani yerinde yaptığımız inceleme sonucunda gördüğümüz aslında yani herhangi bir çatışma bulgusunun olmadığı ve görüştüğümüz köylüler de bunu doğrulayan iddialarda bulundular. Gördüğünüz gibi tamamen sivillerin yaşadığı, yani koçerlerin gelip hayvanlarını burada baktığı bir alan, otlattığı bir alan burası. Dolayısıyla gerçek anlamda bir sivillere dönük bir saldırı gerçekleştirilmiş. Aynı zamanda uluslararası hukuk açısından baktığımızda işkence suçunun işlendiği çok bariz bir şekilde zaten kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflarda da görülüyor. Yani biz işkence yasağının bu kadar alenen ihlal edilmesi, yani şüphelenilen suç ne olursa olsun işkence yasağı asla ihlal edilmemesi gereken ve devletlerin uyması gereken emir niteliğindeki bir kuraldır. Biz bugün burada bunların ihlal edildiğini gördük. 90'lardaki pratiklere geri dönüş gayreti olarak tanımlıyoruz bunu. Ya bu asla kabul edilemez. Çünkü insanların yaşam alanlarına saldırı gerçekten çok büyük bir hak ihlali. Burada çok ciddi anlamda bir şey gerçekleşmiş. Ama heyetimiz bugünün sonunda asıl raporunu mutlaka, yani değerlendirmelerin sonucunda sivil toplumla da paylaşarak kamuoyuyla paylaşacaktır. Thank you.